Şarkıyla bayağı bir oynadın. Ve ilk defa gerçekten profesyonel sahne aldım. Bunun dışında evde arkadaşlara falan söylüyorsun. Aynen. Vallahi iyi ki de gelmişsin. Teşekkür ederim. Damla, kendini anlat. Nelerden hoşlanıyorsun, neler yapıyorsun? Dans etmeyi seviyorum. Tenis ilgileniyordum. Bu aralar biraz ilgilenemiyorum. Okul başladığı için biraz okulla ilgileniyorum diyelim. Arkadaşların biliyor mu? Çok az biliyor. Yani bir en yakın 2-3 arkadaşım biliyor. Yani gerisi hiç kimse bilmiyor. Hatta annem de bilmiyor. Buradan selamlarımı iletiyorum anneme. Çok sürpriz oldu anne. Haydi canım. Sürpriz. Sürpriz. Ay bayıldım. Ama ya şu anda bant yayındayız. Eve gittiğin zaman söylememen lazım annene. Evet, söylemeyeceğim zaten. Peki. Evet. Süper. Arkadalar mı şu an? Aynen, tam sürpriz. Arkadaşların? Olur. Arkadaşlarım işte dediğim gibi 2-3 kişi biliyor yani, birkaç kişi. Arkada kimler var? Arkadaş. Babam var ve babamın arkadaşı var. Görelim. Ay ne güzel. Tebrik ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Özgüveni çok yüksek, dünya güzeli, harika sesli bir evlat yetiştirmişsiniz. Tebrik ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz neler hissettiniz arka tarafta o şarkı söylerken? Bence biz ondan daha çok heyecanlıydık. Ama öyledir zaten değil mi? Evet. Onun evet. Yerine bir de kendi iki katı. Evet, Damla çok rahattı vallahi. Hadise çok. Ve Seda döndü. Sizin kafanızda birileri var mıydı? Benim gerçekten kafamda biri vardı. Ama dönmedi. Dönmedi. Evet. Aa. Ama benim söylemem bir şeyi değiştirmeyecekti. Çünkü tamamen ona bırakmıştık. Evet. Sayın Hüsnü. Hayret şaşırdım. Ben miydim vallahi? Evet. Teşekkür. Bir dakika. Dönseydin bana dönecek miydin? Babanı dinleyecek miydin? Bilmiyorum. Aslında ben, herkes bana soruyordu kimi seçmek istiyorsun diye. Evet. En son anda cidden karar vereceğimi söylüyordum. Ama siz gerçekten istiyordum dönmenizi. Size özellikle dönmenizi istiyordum. Teknikten bir şey rica edeceğim. Benim adımı dönmüş gibi yazıp bir fotoğraf çektirip ondan sonra yeniden silebilir misiniz? Yani anı olarak. Beyaz Bey, zaten her zaman için bize dönmüş gibi kabul ediyoruz biz. Aa. Hep gönlümüzdesiniz. Biz öyle zannediyorum, aynı kuşağın insanlarıyız. Yaklaşık siz de aynı yaşlardayız. Evet. Ben sizin ne demek istediğinizi çok çok iyi anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz yıllar önce aslında sizin ilk turneye çıktığınız zamanlarda tanışmıştık sizinle. Öyle mi? Nerede? Evet. Nerede acaba? İskenderun'dan. Oo, zaten bir kere geldim İskenderun'a. Evet, o zaman. Hatta o zamandan vermiş olduğunuz bir imzalı kağıdınız da var. Vallahi. Ama yanımda değil. Olsun, kalbinizde evet. Anlaşıldı. İmza isteyenlerine o zaman bir kart imzalıyordunuz. Sizden rica ediyorum. Hatta onu da şöyle siliyordunuz, acaba başka bir şeye gider mi diye. Öyle veriyordunuz imzalıyı. Sizden bir şey rica edeceğim. O zaman bugün programdan sonra buradan ayrılmayın. Ya da ayrılın, ben eve gelirim. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok, bekleriz. Burada bekletmeyelim. Her zaman için herkesi misafir edebiliriz yani. Tüm kalbimle söylüyorum. Harika bir babasınız. Ekip mükemmel. Teşekkür ederiz. Ne güzel bu. Hepinizin selamları, sevgileri evet. Var. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Damlacığım, sen ne istiyorsan benim takımıma geldiğinde onları okuyacaksın. Artık bunları siz biliyorsunuz. Bu konuda dil dökmek istemiyorum. Hepiniz bu yarışma konusunda fikir sahibisiniz. Evet. Seçtiğiniz... jüri üyeleri değil, önemli olan sizin istediğiniz ve o jüri üyelerindeki dostlarınız, arkadaşlarınız ya da yarışmacılar. Yani nerede, ne kadar kendime yön verebilirim? Bu da bu işin stratejisi. Benim için de önemli olan bir yarışmada stratejidir. Bana gelirsen yürürsün. Bu kadar Damlacığım.